Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Savaş filmleri içinde kendi bakışım açısından 2. Dünya Savaşı filmlerinin bende yeri çok ayrıdır. Özellikle de denizaltı savaşlarıyla ilgili filmler çok ilgimi çeker. Bu denizaltılarla ilgili çekilen filmlerde denizaltılar genellikle karargahları veya birden fazla denizaltı varsa bölgede irtibatlarını telsiz veya Morse alfabesiyle kurmaya çalışırlar. Ve tabii ki karşı tarafta özellikle bu iletişimi kullanarak denizaltıları bulmak üzere harekete geçer ve aralarında böyle bir tatlı bir rekabet vardır. Biri bir başkasını önceden tespit ederse savaşı kazanmak üzere önemli bir adım atar. İşte bu durumlarda genellikle 2. Dünya Savaşı'nda yüzeye çıkmış denizaltılarına mesajlar çok alçaktan uçan uçaklar yardımıyla verilirdi. Bu uçakların attığı bir şişme bot içerisindeki mesajlar denizaltı komutanına iletilir ve yeni emirler bu şekilde gelirdi. Her ne kadar 2. Dünya Savaşı üzerinden 80 yıldan neredeyse fazla süre geçmiş olsa da günümüzde nükleer denizaltılarda bile benzer metotlar uygulanıyor. Bazen özel bir mesajın veya açık denizde, okyanusta bulunan denizaltıya geri dönemeyeceği için çok acil bir yedek parçanın örneğin bu şekilde ulaştırılmasına gerek olabiliyor. Bir nükleer denizaltı düşünün, günlerce adeta nefes almadan okyanusun derinliklerinde seyirde veya pusu atmış bekliyor denizin altında. Kimseye yakalanmaması gerekiyor. Silahları balistik füzeleri. Bu görev sırasında acil bir durum geliştiğini düşünün. Örneğin çok gizli bir emrin veya hayati malzeme mesela yedek parçanın denizaltıya gitmesi gerekiyor. Bu işlem nasıl yapılacak? Gizlilik içerisinde gerçekleştirilebilir mi? Örneğin dronlar deniz yüzeyinden uçup denizaltıya bu kargoyu iletebilir mi? Tarihler 23 Ekim 2020'yi gösterirken Amerikan donanması çok özel bir teste imza attı. Malzemenin iletilmesi için 3 farklı hava aracı kullanıldı. Bunlardan ilki bir drondu. Amerikan donanmasının paylaştığı 21 saniyelik kısa videoda orta boy bir drone özel malzemeyi yüzeye çıkmış USS Henry M. Jackson nükleer denizaltısına ulaştırdı. Ohio sınıfı nükleer denizaltı Hawaii açıklarında seyirdeydi. Önceden belirlenmiş bir noktaya buluşma planlandı. Yüzeye çıkan USS Henry M. Jackson'ı bulan drone planlanan malzemeyi denizaltıya ulaştırdı. Amerikan donanması ilerleyen yıllarda denizaltılara drone ile yapılacak kargo operasyonunda farklı adımlar atmayı hedefliyor. Gün gelecek belki de bu dronelar çok büyük yükleri denizaltıya ulaştırabilecek. Tatbikat sırasında ayrıca klasik hava araçları ile de sevkiyat konusunda eğitim gerçekleştirildi. Bunlardan biri Amerikan Hava Kuvvetleri nakliye gücünün bel kemiğini oluşturan Boeing imalatı C-17 Globemaster uçaklarıydı. 4 adet jet motoruna sahip C-17, 77,5 ton kargo taşıyabiliyor. Menzili tam yüklü 4480 km. Bu görevi için uçak beklenilen noktaya geliyor. C-17 yaklaşık 1000 fit yükseklikte yan kapısından malzemeyi bırakıyor. Serbest düşüş ile okyanusa düşen malzeme denizaltının çok yakınına geliyor. USS Henry M. Jackson'ın mürettebatı ise bu malzemeyi emniyette sudan alıyor ve denizaltıya getiriyor. Drone yerine zaman zaman helikopterler de kullanılabiliyor. Sikorsky imalatı MH-60R Seahawk buluşmayı sağlıyor. Bu durum aynı zamanda helikopter pilotları için de iyi bir eğitim.
Sadece helikopterler de bu görevi yapmıyor. Artık uçak gemilerinde üstlenmeye başlayan MV-22 ve Osprey tilt rotor da görev başında. Hem helikopter hem uçak özelliklerini buluşturan bu iki tilt rotor USS Henry M. Jackson denizaltısına özel kargolarını bırakıyor. Amerikan donanması dünyanın her tarafında denizaltılarına istenilen her türlü kargonun ulaştırılabileceğine dikkat çekiyor. Bu arada Ohio sınıfı nükleer denizaltıları hakkında da kısa birer bilgi verelim. Amerikan donanmasında 14 adet bu tür denizaltı bulunuyor. Sayıları 16 ila 24 arasında değişen balistik kıtalar arası füze taşınabiliyor. Ohio sınıfı, Amerikan nükleer denizaltıları arasında en geniş tasarıma sahip olan denizaltı. Toplam 18 adet inşa edilen denizaltıların sonuncusu 1997'de hizmete girdi. Denizaltılarla haberleşmek aslında çok riskli. Karşı tarafın sürekli gözetlediği nükleer denizaltılara iletilecek mesajlar farklı bir şekilde gönderiliyor. Uydu haberleşmesi ise çözülmesi açısından risk taşıyor. En çok uygulanan metotlardan biri de havaya salınan özel bir kablo. Ruslar bu konuda Tupolev imalatı Tu-142J uçaklarını kullanıyor. Bu uçaklar yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki kabloyu gökyüzünde arkalarından çekerek uçmaya başlıyor. Bu kablo aslında bir röle istasyonu görevi gerçekleştiriyor. Denizaltıdan gelen sinyaller bu anten vasıtasıyla karargaha iletiliyor. Daha fazla bilgiye sizlere hazırladığımız videonun linkinden ulaşabilirsiniz. Videonun sonuna gelirken tabii ki benim iki favori denizaltı filmimi de burada size söylemek isterim. Birincisi Almanların yaptığı ve İkinci Dünya Savaşı'nın gerçekten en etkileyici filmleri arasında benim açımdan yer alan Das Boot geliyor. İkincisi ise Soğuk Savaş yıllarında çekilen Rus denizaltısının Amerika'ya ilticasını anlatan Red October yani Kızıl Ekim filmi. Bu arada Kızıl Ekim filminde de başrolü oynayan ünlü aktör Sean Connery geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Ona da buradan bir selam veriyoruz çünkü canlandırdığı Rus denizaltısının komutanı rolü inanılmaz etkileyici idi. Yanlış hatırlamıyorsam bu rolde ona ödül kazandırmıştı. Bu videomuzda size gerçekten sessizliğin çok önemli olduğu bir nükleer denizaltıya mesajın veya ilgili malzemenin nasıl gidileceği ve bu konuda dronların nasıl kullanılacağını anlatmaya çalıştık. Videolarımız hafta içi her gün saat 19'da devam ediyor. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Bize ayrıca info@tolgozbek.com mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Katıl tuşuyla da kanalımıza destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.